geldin. Hoş bulduk. Da işin mi vardı? Oo, gel içeri, gel. Sen peki görünmüyorsun. Yorgun musun? İyiyim ben, iyiyim. Salonda bekler misin? 5 dakika işim var benim. İşin varsa ben istersen daha sonra... Yok, yok, yok. Beklesen 5 dakika sonra geliyorum ben. Efendim hocam. Salim hemen eve gel. Hocam Füsun'u yatırdık. Refakatçisi benim. İmkanı yok gelmeme. Bırak şimdi Füsun'u. Hemen eve gel. Hocam bırakıp gelirsen bir daha yüzüme bakmaz Füsun. Bakmazsa bakmasın öleceğim. Ne oldu hocam, sorun ne? Eve gel Salim, eve gel. Evde anlatacağım ben, eve gel. Hocam. Hocam. Murat mı aradı? Hı. Ne diyor? Yo, öyle geçmiş olsun falan dedi. Nasıl olduğunu sordu. Bir tek o gelmedi. Ya sonuçta aradı, bir sürü işi var adamın. Nasıl olduğundan haberdar Füsun. İyi, sağ olsun. Bir de beni bir saatliğine eve çağırdı. Sen nasıl olsa uyuyorsun. Ben bir saat gelsem, gitsem olmaz mı? Ne istedi? Bir şey istemedi. Gel dedi sadece. Gel dedi. Yani rica etti. Refakatçim olduğunu biliyor değil mi? Biliyor tabii Füsun. Hatta rica ederken çok mahcuptu. Yani ihtiyacım olmazsa istemem falan dedi. Sonuçta bir saat. Biz daha önce kaç defa birbirimize girdik bu yüzden? Şimdi gerçekten soruyor musun bunu bana? Bak bana, yüzüme bak. Kaç defa ayrılacağım dedim Murat'ın yanından. Ne oldu? Bir şey değişti mi? Ne yapayım Füsun? Pat diye bırakayım mı adamı? Tamam Salim, tamam. Bir kriz daha gelecek şimdi. Git nereye gidiyorsan. Füsun, hemşireyle konuşayım. Bir sakinleştirici daha ister misin? Söylerim, yaparım. Bir saat. Bir saat. Gidersen gelme. İhtiyacım yok sana. Füsun. Adamın başı dertteyse ne yapayım? Öylece bırakayım mı adamı? Ara Murat'ı, bana ver telefonu. Füsun, bir saate. Bir saate balım. Bir saate geliyorum. Duş mu aldın? Hı. Bir havlu falan serseydin keşke. İyi böyle. Başlayalım mı konuşmaya? Hı hı. Ne? Ezo hakkında konuşalım demiştik. Eğer sen de hazırsan. Konuşalım tabii, konuşalım. Geç bile kaldık. Şimdi Ezo... Antidepresan kullanmaya babasını kaybettikten sonra mı başladı, yoksa daha öncesi var mı? Ezo, hı hı, antidepresan kullanmaya lise döneminde başladı. Manik depresif teşhisi koydular kendisine. Birkaç ay böyle yüksek enerjiyle takılıyordu. Sonra kendi içine dönüyordu. Dünyasında böyle yalnız bir başına takılıyordu. Karanlık tarafa geçerdi. Karanlık tarafa geçtiği zaman da en fazla benimle iletişime geçerdi. Başını omuzuma koyardı, orada ağlardı. Kendisini çok güvensiz hissettiğini söylerdi. Biz neden olduğunu hiçbir zaman anlayamadık. Hafıza kayıpları vardı. Bunu dalgınlığına verirdik biz. Kusura bakmayın, ben kendimi veremiyorum. Başka zaman konuşsak olur mu? Olur tabii ki. Güzel. Başka şeylerden bahsedelim. Ne mesela? Ne, saçma sapan şeyler. Ne? Ne gibi? Ne bileyim. Ölüm olur, annen olur. Annem. Saçma sapan şeyler deyince annem mi geldi aklına? Cam mı açık? Ha? Ben merak ettiğim için soruyorum. Yani annen estetik yaptırmak istiyor. Hayattan ne bekliyor ki? Annemin estetik olmak istemesi mi sana tuhaf geldi? Yok. Yani ben anneni merak ettiğin için sormadım. Yani konu değişsin diye sordum. Öylesine. Öylesine sordum. Öylesine. Hı-hı. Evlenmek istiyor. Evlenmek istiyor. Hı-hı. Onun da derdi içten içe beğenilmek. Annen kaç yaşında? 57. 57 yaşında ve hiç tanımadığı bir adamla yatağa girmek istiyor, öyle mi? Affedersin. Affedersin. Kusura bakma. Yanlış anlamazsan... Annen en son ne zaman sevişmiştir ki?
Ne bileyim, bilmiyorum yani, herhalde babamla ayrılmadan önce 10 sene falan oldu diyelim. Büyük cesaret. Yani annen hiç tanımadığı bir insanla, ben yapamazdım. Erkekler için bunun çok da zor bir şey olduğunu sanmıyorum. Annenin hayatını kökten değiştirecek olması yani bana tuhaf geliyor. O da yaşadığını hissetmek istiyor. Yani yıllardır onun da Ezo'dan bir farkı yok. Olumlanmak istiyor. Birisinin onu parmağıyla gösterip hayattasın demesine ihtiyacı var. O birisi ben olamıyorum. Demek ki bir erkek olmak zorunda. Ve keşke böyle bir şeye ihtiyacı olmasa ama var işte. Denemesi lazım. Birisinin böyle birdenbire başka biri olması çok acayip bir şey değil mi? Hmm. Ezo'nun da uyanınca böyle yeni bir şeye tutunması gerekecek. Hele bir uyansın da Ezo. Sonrasına bakarız. Ezo uyanırsa ona hazırladığın ilaçla daha bir sürü hastaya çare olabilirsin. Başkası umurumda değil benim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Salim, geldin mi? Sanırım hocam. Hocam bir dakikan var mıydı? Hı hı, tabii. Müsaade eder misiniz? Tabii, buyurun. Ne oldu hocam? Niye çağırdın? Gel Salim, gel. Hocam, Füsun'u bırakıp geldim. Ne olduğunu anlatacak mısın? Ben bir şey yaptım. Senin de bir şey yapman lazım. Ne yapmam lazım? Salim, bahçede halletmen gereken bir iş var. Sonra da arabayı bir iç dış yıkaman lazım. Bu saatte. Yerlerde kan lekesi olabilir ama bagajda kesin var. Ne yaptın sen hocam? Ben yapmadım Salim. O mu yaptı? Gece birini öldürmüşüm ben. Kimi? Emre. İşte bak, Emre adında biri. Emre kim hocam, Emre kim? Bilmiyorum işte, arabanın bagajındaymış. Dün gün cesetle dolaşmışım ben arabayla. Oha hocam, oha. Ne yaptın peki? Bahçede, Seran'ın arkasında. Bahçede, bizim bahçede. Bahçede, Seran'ın arkasında. Tam olarak gömemedim ama gün doğmadan senin hepsini halletmen lazım. Yarısı dışarıda kaldı. Of hocam, of, of. Söyleyeyim, of. Şunu diye bir geçirelim. Her şeyi halledeceğim ben. Bu kızı niye çağırdın peki? Çağırmışım. Başka gün yok muydu hocam? Ya Salim, cesedi bulmadan önce çağırmışım. Geleceğini unutmuşum ben. Sen dışarıdaki işi hallet. Ben kadını uyarlarım. Al, arabanın anahtarı burada. Hadi Salim, hadi, hadi. Hadi Salim, hadi, hadi Salim, hadi. Hadi, 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 hadi. Zuhal hemşireyle konuştun mu? Odada karşılaştık. Ha, bir şey dedi mi? Masaj nasıl geldi dedi. Ben de ters dedim, bozuldu galiba. Üzülmüştür. Ama ben yanlış fikirlere kapılma demiştim ona. Niye böyle bir şey söyledin? Hı? Kıskandın mı beni? Hayır. Profesyonel bir yaklaşım değildi bu. Özledin mi beni? Salim! Amca aklıma al ya! Bu ne lan? Ceset! Şimdi ben onu... Amca! Ne yapıyorsun sen ya? Ceyla içeride diyorum Ceyla. Hocayı ele mi vereceksin yani? Ne dediniz gene lan? Kim lan bu? Ne bileyim amca ya? Emre diye birisi işte. Parkta durma ayrıca. Hoca da tanımıyor zaten. Gene uçmuş. Hatırlamıyor hiçbir şey. İlaç mı kullandı gene? Galiba. Ulan ben şimdi... Amca bir sakin ol. Gözünü seveyim, bir sakin ol. Şu Ceyla gitsin. Çıksın şu evden. Çıkmadan buraları halletmem gerekiyor. Bittik oğlum. Bittik. O
Allah'ım, Allah'ım bana yardım et. Tamam işte, tamam. Sen de bana yardım edersen bir an önce toparlarız ortalığı, tamam mı? Manyakla konuşacağım. Amca, Ceyla'yı oyalıyor diyorum, anlamıyor musun? Nasıl oyalıyor, kucağında mı? Ya tamam işte, boş ver ve el at, tamam mı? Şurayı bir çırpıda toparlayalım, ne soracaksan ona sorarsın, tamam mı? Hadi gözünü seveyim, bir yardım ediver. El at. Manyaksınız lan, manyak. Ben buna emin değilim. Yani tamam, senden hoşlanıyorum, bunu inkar etmiyorum. Ama daha öncesi farklıydı. İlacın etkisindeydim. Ben şimdi o kadar cesur hissetmiyorum kendimi. Bilmiyorum. Amacın ne senin? Ne istiyorsun benden? Ha? Kafam çok karışık benim, bilmiyorum. Daha bana ne bir iltifat ettin, ne duygularını açtın. Gerçekten benden ne istediğini anlamıyorum. Ben allak bullak oldum. Kafam çok karıştı. Kafası bir tek karışık olan sen değilsin. İnan. Hı. Ne istiyorsun? Bana böyle hakaret etme yeter. Tamam, belki bir hata yaptık. Bunu telafi etmek yerine böyle ben başka bilmediğim bir şeye savrulmak da istemiyorum. Profesyonel davranabilirsek bunu telafi ederiz diyordum ama sen böyle davranırsan olmayacak. Evime gelmeyebilirdin. Haklısın. Benim de zaaflarım var demek ki. Benim gitmem lazım. Gitme. Bana gitmemem için bir sebep söyle. Gitme. Ben konuşmayı beceremiyorum sadece. Konuşmak bana göre değil. Gitme. Arabayı halledelim. Anahtar nerede? Bende, bana verdi. Ha, ileri al o zaman. Ha, içeriden deterjan getir, bagajı temizleyelim. Ben de şunları bırakacağım. Oh. Gömdün mü? Gömdüm. Araba? Şimdi halledeceğiz. Amcam da burada. Amcamın ne işi var? Seni görmeye gelmiş. İçeri sokmadım. O da anladı her şeyi. Ne dedin? Senin söylediklerini. Şimdi bagajı temizleyeceğiz. Tepkisi ne oldu peki? Kalpten. Ölmek üzere. Ölmek. Gönder şu kadını, hemen buraya gel. Konuşacağız seninle. Tamam, iki dakikaya geleceğim ben buraya. Zaten orada gitmek istiyor. Zor tutuyorum ben. Ha, ne yapacağımı bilemiyorum ben. Gitme. Ceyla'yı gönderip geliyor o da. İşimiz bitti. Mahvolduk. Amca bir dur Allah aşkına ya. Bir aslını öğrenelim şu işin. İşin aslı mı kaldı lan? Herifi kesmiş biçmiş işte. Sen git istersen. Ben tek başıma hallet yaptım derim. Saçmalama lan. Satar mıyım ben yeğenimi? Amca, yeğenin kudurdu diyorum, kudurdu. Bence iş yakınken dön sen. Olmaz öyle şey. Bilmediğin şeyler var amca. Hoca ilacı kullanmaya devam ediyor. Onu anladık. Onu anladın da ne? Bile isteye yapıyor diyorum sana. İblisiyle anlaşma yapmış. Şeytanına yol veriyor yani. Ya. İş bitti o zaman. Murat'ı kaybettik. Vallahi bil diye söylüyorum. Gelince konuşursun kendisiyle. Thank you.
Bu ne hal lan? Şartlar böyle gelişti amca işte. 5 dakika niye 1 saat oldu anlaşıldı. Ceyla niye çıkmadı? Uyuyor. Ulan biz burada atıyoruz. Sen ne yapıyorsun evde? Amca bir dur ya, bir dur. Zaten kız gitmek istemedi. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Zaten bir şey olmadı. Olamadı. Olabilirdi de kafam benim çok doluydu. Zaten kıza da rezil oldum ben. Sonra kız beni teselli etti. Uyudu. İlacı kullanmaya başlamışsın. Evet. Orada bir hata yaptım ben. Bana bak. Bu herif öğretim görevlisi. Hocaymış lan bu. Ama babamın cinayetiyle ilgisi olabilir amca. Bilmiyorum ben. Ceset niye burada? Öteki oraya gömecekmiş. Kazmayla kürek oradaydı. Telefon. Telefon çıktı mı üstünden? Çıktı, onu da gömdüm. Gömdün mü? Gömdüm. Ama önce sim kartını çıkarttım, sonra gömdüm. Ulan polis araştırırsa önce buraya bakarlar. Nasıl? En son sinyal nereden alındıysa oraya bakılır. Yapma ya. Yapma. Ceset de mi gömdün? Yok, önce cesedi gömdüm. Sonra telefonu çıkardım. Sim kartı ayırdım. Fırlattım, attım onu. Telefonu da bacakların arasına attım. Of ya, of ya. Ne işimiz var bizim cesetle, mesetle? Şu gece bitsin. Kurban keseceğim. Duydunuz mu beni? Bana bak. Kızım niye göndermedin sen? Ha. Öyle gerekti. Yani amca ne deseydin? Hadi kızım evine git. Kendi kendine takıl mı deseydin? Sim kartını nereye fırlattın? Sim kartını Sera'nın arkasına fırlattım. Nasıl bulacağız ya? Bulamazsak bittik. Hadi devam. Ağlayacağım, yemin ediyorum ağlayacağım şimdi ya. Amca. He? Buldum lan. Büyük mü? Büyük. Babam benim be. Harikasın be.
Bu Murat neydi belirsiz biri, bak sana söylüyorum. Ayhan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği gece en son gördüğü adamlardan biri buydu. Sonra siz beraber yemeğe çıkacaktınız. Sen kapının önünde adamın telefonunu buldun. Neymiş, böbrek taşı düşürüyormuş da acilen hastaneye gitmesi gerekmiş. Sonra ertesi gün o restorandaki ameliyathaneyi keşfettik. İçeride katliam yapılmış. Bunun da gündüz restorana girerken görüntüleri var. Güya yemek yemeye gelmiş. Sonrasında nihayet siz beraber yemeğe çıktınız. Peşindeki adam belki de seni öldürecekti. O anda ateş açıldı. Adam öldü, bu da kaçtı. Neden kaçtığını izah edememiş bile. Bak tamam, tutarsız şeyler oldu, kabul ediyorum. Ama bunların birçoğundan sen sorumlusun. Hem neyle suçluyorsun sen adamı? Elinde delil var mı? Yok. Hem o adamı sen bana ben vurdum dedin. Murat olmasaydı gerçekleri öğrenmeyecektim ben. Senin gözünde kahraman olmamı istememiş. O yüzden söylemiş sana. Ya tamam ya, liseli aşıklar gibi tartışmışsın zaten telefonda. Tartışma anında söylenebilir öyle şeyler. Allah bilir sen neler dedin adama. Ne diyorsun sen? Hoşlanıyor musun ondan? Konumuz bu değil. Cem, o restoranın sahibi Cem. O günü hatırlıyor musun? Evet. Telefon çalmıştı, sen de açmıştın. Ne demişti telefondaki? İşte kim olduğunu biliyoruz, geliyoruz gibi bir şeyler. Kimin de o telefon? Murat'ın, ama benim peşimdelerdi. Nitekim buldular beni. Sen paranoya yapıyor olamaz mısın? Bence o telefon Murat'aydı. Seninle hiç bilgisi yok. Onun da peşinde birileri var. Ya sen Murat'ı bırak şimdi. Sen tekin bir adamsın. Dün bana söyledikleri, büroya geldiğimden beri bana yaptıkların... İstanbul'a geldiğimden beri bana en çok zarar veren kişi sensin. Murat güvenilir biri değil. Bunu sana ispatlayacağım. Ya tamam ya, neyse ne. Bak hatırlatırım başta söylediğimi. Benim üzerimde tekrar tahakküm kurmaya kalkarsan eğer... Biliyorum. Beni şikayet edeceksin. İstediğini yapabilirsin. Hayır, o zaman. Ama söylediklerimi düşün. Açmıyor işte ya. Yedi taburcu etmişler Füsun'u. Yanında olamadım yine kızın ya. Canım, tam işleri yoluna koyuyordum. Bir bana kal dedi refakatçi, batırdım her şeyi. Sen ne diyorsun Salim? Ne diyorsun sen? Ben burada katil olmuşum. Adamı kesip biçip gömmüşüm. Sen diyorsun ki Füsun! Sen Füsun'u düşüneceğine otur ne diyeceğiz onu düşün. Vallahi hocam hayatım boyunca seni düşündüm. Keşke bir seferde sen beni düşünseydin. Dert mi şimdi bu? Ha? Dert mi? Ya Füsun olsa ne olur, olmasa ne olur Salim? Olsa ne olur? Çocukken beraberdiniz, kız boşandı, beraber takıldınız. Depresyondaki kadından medet umuyorsun sen. Biz birbirimizi sevmiştik hocam. Aferin Salim, aferin. Emre'nin kimlik bilgilerini verdim Necmi'ye, araştıracak. Telefonu da hallettim. Sen dün gece niye gelmiştin amca? Şu kaçak ameliyathanedeki cesetlerden birinin bağlantısına ulaşmış organize. Fazıl Abdülhadi. İşte bu herifle Vecdi medikal ticareti yapıyorlarmış. İllegal bir şey yok Suriye'deki iç savaştan önce. Bunları söylemeye gelmiştim ama bir manası kalmadı. Yok yok amca, biz bu Vecdi'ye gidelim. Belki ben bu adamla görüşmüş olabilirim. İyi, hadi gidelim o zaman. Selin, gelsene. Ne oldu? İş, iş. Amirim. Amirim rahatsız ettim ama bir dosya geldi, ilgilenmemizi istiyorlar. Neymiş? Kayıp vakası. Yaklaşık 40 saattir adamdan haber alamamışlar. Bizim araştırmamızı istiyorlar. Kayıp şahıslar büro amiriyle görüştüm. Cinayet olduğundan şüpheleniyorlar. Niye cinayetten şüpheleniyorlarmış? Karısı kayıp ihbarında bulunmuş. Birkaç saat önce de cep telefonunun sinyaline bakmışlar. Sinyal Kavacık'ta boş bir araziden geliyor. Araştırmak için bir ekip göndermişler ama ceset falan bulamamışlar. O da belki telefonunu çöpe attı. Sabah da çok kamyonuyla taşındı, olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Hadi gidelim bakalım. Sen mi gidiyorsun, ben mi gideyim?
Ben giderim. Seven Hanım, bizi yanlış anlamayın. Kocanızın hayatta olduğunu düşünüyoruz. Yalnız onu bulabilmek için bazı sorular sormamız gerekiyor size. Tabii, sorabilirsiniz. Kendisi geçen geceden beri eve gelmemiş. Nereye gittiğini biliyor muydunuz? Doktora tezi hazırlıyordu. Okulda çalışacağını söylemişti. Felsefe bölümünde asistandı galiba. Okutman olmuştu. En son okuldan 9'da çıktığını öğrendim. Okuldan çıkmadan önce konuşmuştuk kendisiyle ama saat ilerleyince ben birkaç defa aradım. Telefona cevap vermedi. Herhangi bir düşmanı ya da anlaşmazlık yaşadığı biri var mıydı? Var aslında. Şüphelendiğim birisi var. O kim? Rıza adında biri. Tefeci. Ben tanımıyorum kendisini ama kocam tanışmış bir şekilde. Ben de akademisyenim. Bir süre önce istifa edip kendi işimi yapmaya karar vermiştim. Ama birikmiş paramız yoktu. Emre de bu adamdan borç almış. İstifa edip Beşiktaş'ta kahvaltıcı açacaktık. Mekanı tuttuk. Tadilata soktuk. Epey işi vardı dükkanın. Sonra mekan açıldıktan sonra parayı öderiz diye düşündük ama ruhsat işleri çok gecikince işler aksadı. Dükkanı da açamadık. Parayı da zamanında ödeyemedik. Sonra? Sonra Emre tehditler almaya başladı. Önce umursamadı. Sonra tehditler, tahrikler artınca bu sefer bana sarmaya başladı. Neden istifa edip maceraya atılıyorsun demeye başladı. Evde de huzurumuz kalmadı. Dükkanı da açamadık. Kaldık öyle. O Rıza'nın soyadı neydi? Rıza Armacıoğlu. Evet. Peki başka şüphelendiğiniz biri var mı? Yok. Yani aslında birisi var ama çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kim? Neslihan diye bir kız. Öğrenci. Bir süre önce Emre'yle mesajlaşmalarını yakaladım ama Emre inkar edince konuyu kapattık. Facebook'ta da arkadaşlar. Neslihan sever. Ondan şüphelenmiyorsunuz galiba. Şüphelendiğim için bahsetmedim. Yani kocamın nerede olduğunu biliyordur demek istedim. Anladım. Bir gelişme olursa biz sizinle irtibata geçeceğiz. Peki. Hoşça kalın. Pardon, Vecdi Bey'in odası? Hemen şurada. Teşekkürler. Kolay gelsin. Buyurun. Vecdi Bey müsait mi acaba? Randevunuz var mıydı? Yok ama acil görüşmeniz gerekiyor. Müsait mi emin değilim. Bir sormam gerekiyor. Kim geldi diyeyim? Murat Günay. Günay Hastanelerine sahibi. Vecdi Bey, Murat Günay geldi. Murat Günay mı? Gelsin. Nasılsınız? Ferit ben. Memnun oldum. Buyurun. Buyurmaz mısınız? Sizinle bir konuyu konuşmaya geldik. Pardon, siz kimsiniz? Murat Bey'i Güney Hastanelerinden dolayı gıyabında tanıyorum ama. Amcasıyım. İstihbarattan emekli. Fazıl Abdülhadi adında bir Suriyeli öldürüldü geçenlerde. Kendisini araştırdığımızda sizinle yıllar evvel iş yaptığını tespit ettik. Emekliyim demiştiniz. Resmi bir tarafı yok. Konuştuklarımız bu odadan çıkmayacak. Size ithamda bulunmuyoruz. Eğer yanlış anlaşılma varsa düzelteyim. Bahsettiğiniz ismi hatırlamıyorum. Belki buradan hatırlarsınız. Bilemedim. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Babam yıllar önce öldürüldü. Organ mafyası yaptığından şüpheleniyoruz. Bu adam da ülkesinde iç savaş çıkınca buraya gelmiş. Organ mafyasıyla beraber iş yapmış. Bu konuyla ilgili bir şeyler biliyorsanız eğer lütfen bizimle paylaşın. Murat. Fazla açık olmadı mı? Yaşadıklarınıza üzüldüm ama bu adamı tanımıyorum. Nasıl? Siz tanımadığınız insanlarla iş mi yapıyorsunuz? Siz hastanenize gelen her hastayı tanıyor musunuz?
Burada yıllardır yüzlerce firmayla iş yapıyorum. Her birini tek tek tanımama imkan yok. Tamamdır. Kusura bakmayın. Bizim için hassas bir mevzu. Ferit Bey. Murat Bey'i ikna edin. Bu işi fazla kurcalamasın. Anlamadım. Ne demek istiyorsun sen? Babasının katilinin gerçekten kim olduğunu öğrenmek istiyor musunuz? Benim cesaretim yok. Sizin varsa siz söyleyin. Asım Demirci. Asım. Nereden tanıyorsun sen bu herifi? Murat Bey'i kurtarmak sizin elinizde. Umarım sizde olsun. Aklınıza bir şey gelir aramak istersiniz. Seve seve yardımcı olurum. İyi günler. Söyle Necmi. Ne? Anladım. Tamam, sağ ol. Ne olmuş? Emre'nin dosyasını cinayet büroya vermişler. Ne yapacağız amca? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum amca. Hiçbir şey. Hatırlamıyorum amca. Hatırlasam hatırlarım derim. Hatırlamıyorum. Ne yapacağız? Düşünüyorum. Şu cinayetteki polis kız, onunla aran nasıl? Selim komiserle mi? Hı hı. Dosya artık onun elinde. Bir de amiri vardı bize gelen. İnce uzun. Kemikli bir burnu vardı. Kel. Renkli gözlü. Hatırlamıyor musun? Gözlerini ne ara hatırladın amcaya? Akılda kalıcı bir tipi var işte. İlacı kullandığım zaman Selim komiserle görüştüğümü biliyorum. Biliyorum da amca. İlişkimiz ne durumda? Onu bilemiyorum. Başka çare kalmadı. Yap şu ilacı. Amca ne diyorsun ya? Yine bir sabah kalktığımda bahçemde cesetle uyanmak istemiyorum ben. Eğer yapmazsan hepimiz demir parmaklıkların arkasında uyanacağız. Ya gece seni biri gördüyse, ha? Lan cinayetçiler daha önce şüphelenmediler mi senden? Adın bir geçerse var ya, bir de görgü şahidi varsa, o zaman. Murat, ya her şeyi hatırla ya da yap şu menet. Amcam haklı. Sen deliyim dersin, yırtarsın. Biz bile isteye yardım ettik sana. Direkt gideriz biz. Seni ya hapishaneye... ya da tımarhaneye kapatırlar. Peki Ezo ne olacak o zaman ha? Onu kim kurtaracak? Oğlum bak. Biz senin yanındayız. Seni yalnız bırakmayacağız. Merak etme. Arabada çantamda. Murat oğlum. Babanın katillerini aramaktan vazgeç. Bütün bunlar o yüzden başına geldi. Ben vazgeçtim amca, vazgeçtim de. Sen bir de bunu biraz sonra karşılaşacağın adama söyle. Yenebilirsin onu. Konsantre ol. Her şey beyninin içinde olmuyor mu zaten? Odaklanırsan onu yok edebilirsin. Amca sen iyi misin? Kafan mı güzel yoksa? Bir şey yap oğlum. Hatırlayacak kadar.
kafası sonradan mı geliyor? Ne bileyim amca, yeni yaptı işte, gelir herhalde. Beni hemen ikna edebileceğini falan mı düşündün? Gidemedim, konuşamadım işte. Allah Allah. Hayatımda ilk defa birine bir sır verdim. Lütfen başıma kalkma. Beni kandırmadığını nereden bileceğim? Kandırmıyorum seni. Yapmadığın şey sanki. Başkomiserim, sana güvenmemi istiyor musun, istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. Niye öldürdün lan herifi? Salim. Bak, seninle biz bir anlaşma yapmıştık. Hı? Hedef tahtası olmak istemiyorsan eğer, ona gösterdiğin ihtimamı bana da göstereceksin. Anlaştık mı bir tanesi? 30 yıllık viskide ziyan etmişsin zaten. Efkarlıysan otur rakı iç. Muratcığım, hadi oğlum. Hatırlamaya çalış lütfen. Amca, bak gazetede devamlı şöyle haberler okumuşsundur. Adamın biri birini öldürür. Sonra onun akrabaları, anası, babası, amcası, danası alırlar. Cesedi parçalayıp gömerler. Bunu da hep cahil, böyle cani insanlar yapar zannederiz ya biz. Ama siz de benim akrabalarım olarak adamı gömdünüz. Manyak mısınız siz? Ha? Manyak mısınız? Siz ne ara bu kadar kötü oldunuz? Yani adamı çıkartalım, hadi pişirelim, yiyelim desem, oturup hep beraber yiyeceğiz. Yani ben sizi şimdi aşağıya at kendini desem, atacak mısın amca? Salim, ha? Ne diyorsun lan sen? Ha? Biz sana yardım etmeye çalışıyoruz. Biz bir aileyiz oğlum. Böyle aile mi olur be amca? Böyle aile mi olur? Ne yaptı? Ha? Hüsnü ne yaptı? Gece aradın, geldim. Bilmiyorum. Niye geldin? Gelme. Her söylediğimi yapmak zorunda mısın? Gelmiyorum de. Gelmiyorum lan de. Ne halin varsa gör de. Al telefonu, çarp numara. Ama sen ne yaptın? Ben ne zaman arasam tıpış tıpış geldim. Karaktersiz misin sen? Ben Füsun'un yerinde olsam bir daha yüzüne bakmam. Of, bırak şu Füsun'u. Adam sana yardım etmeye çalışıyor. Oğlum, hepimiz sana yardım etmeye çalışıyoruz. Anlasana be. Amca, sen şundan biraz iç. Biraz sakin. Geçen gece kimi öldürdün? Babanın katilleriyle ne alakası vardı? Hadi anlat artık. Bazı adımlar zamanda ya atılır ya atılmaz. İkisinden birini seçmek zorundasın. Ben şu an hazır değilim. Şu an söylemeye hazır değilim. Hiçbir zamanda hazır olmayacaksın. Bak, bana yaptıklarının bedeli bu. Ya bu bedeli ödersin ya da ikimizden biri burada olmayacak. O kadın gerçeği öğrendiği zaman neler hissedecek, düşündün mü sen hiç? Beni oğlu yerine koyuyor. Oğlunun başına neler geldiğini bilmiyor ki. Yalanlarla mı yaşatacaksın kadını? Gerçeklerle yaşayıp mutsuz olmak mı, yoksa yalanlarla yaşayıp mutlu olmak mı? Hangisini tercih ederdin? Gerçeklerle mutlu olmak tabii ki. Yok öyle bir dünya. Denedin mi? Deniyorum. İtiraf etmediğin sürece aynen böyle denemeye devam edersin. Mesain bitti, çıkıyorum ben. Sağ ol Berk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Amirim. Neslihan'ın evine uğradım. Hangi Neslihan? Bu kayıp şahsın sevgilisi. Evde yoktu. Ben de komşusuna not bıraktım. Görürse arar, yoksa sabaha kaldı. İyi, tamam, sen git. Savcı Deniz'in gelirse ararım seni. Tamam. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Eyvah. Açmadıysa bitti bu iş. Kesin bir şey öğrendiler. Siz cesedi iyice gömdünüz değil mi? Gidip bakmama gerek yok. Gömdük hocam, gömdük. Diyorum ki orayı sera yapayım ben. Hı?
bu şaman kızla da konuşayım. Ezo'ya yaptığımız ilaca karıştırdığımız bitkiyi bize de getirsin. Peru'dan getiriyormuş zaten. Söyleyelim bize de getirsin. Hem cesedi de kamufle etmiş oluruz böylelikle. Manyak. Manyaksın sen. Polis kız. Aç çabuk. Açıyoruz amca. Biraz arasın. Açsana hocam şunu. Ya tamam Salim arasın. Ben sonra arayacağım onu. Kadınlar hakkında bilmeniz gereken o kadar çok şey var ki. Alo. Ne haber? İyidir. İşten çıktım, eve gidiyorum, senden. Ben de evden çıksam nereye gitsem diyorum. Ne bileyim, sen İstanbul'u daha iyi biliyorsundur benden. Genom'a gideyim diyorum ben. Gelsene sen de, mesaiden sonra kafayı dağıtırsın. Yok ya, ben kendimi biraz yorgun hissediyorum. Belki başka zaman. Hala kırgın mısın bana? Ha, kaçtığın için mi? Yok canım. Ama devamlı bunu gündeme getireceksen ben çok üzülürüm. Eğer seni aramamı istemiyorsan açık açık söyle bunu. Her aradığımda mahcup mu edeceksin beni? Daha dur sen, daha dur. Dilime düştüm bir kere öyle. Kolay kolay vazgeçmem ben bundan. Beni kızdırmak istiyorsun yani. Ama biliyor musun, ben kızınca çok acayip şeyler yapabiliyorum. Ne mesela? Söylersem sürprizi kaçar ama. Ben yarım saat sonra oradayım. Ay yok, ben geleceğim demedim ki. Suratına mı kapattın telefonu? Gelecek mi peki? Bak oradaki tarif etimden versene bir tane. Latife. Su mu içiyorsun yine? Yok. Bir şey içer misin sen? Sağ ol, ben içiyorum. Hala çok hızlısın. Öyleyim. Geldin. Geldim, geldim. Ya bulamasaydım burayı? Arardım, konum atardım. Aramazdım ya. Ne? Telefonu kapattığım için gurur mu yaptın yoksa? Ya bir git ya. İçki içer misin? İçemem. Niye, arabayla mı geldin? Yok,
Yani evet, arabayla geldim ama şey, baskına gideceğiz galiba. Gitmeden önce dans edelim o zaman. Bu kafayla biraz zor ama olsun. Ya bir dur ya. Ya ne yapıyorsun? Ay. İyi böyle. Bu baskın maskın ayağına. Bence eğlenmene bak ha, son gecen olabilir. Ya yok ya, bir tane tefecinin mekanını arayacağız, öyle vurdulu kırdılı bir şey yok yani. Tefeci. Hı. Bak tefeciler benim uzmanlık alanımdır ha. Çok ciddi söylüyorum. Yoksa bu hanlar, hamamlar, hastaneler nasıl oldu sanıyorsun? Benim babam çok cesurdu. Bodoslama dalardı her şey ama her seferinde de çıkmayı becerdi. Rahmetli, borçsuz gitti. Belli canım, belli. Hı. Çok ciddi söylüyorum ha. Kim? Rıza Armacıoğlu, bildin mi? Rıza Armacıoğlu, bilemedim. Genç kuşak tefeci. Herhalde. Sen bir şey işim canına emin misin? Eminim, evet, evet. Garsona söyleseydin. Anladığım kadarıyla Emre, tefeci Rıza Armacıoğlu'na borçlanmış. Polis adamdan şüpheleniyor. Bu gece mekanını basıp delil arayacaklar. Yaktın beni Ferit abi. İsteyerek yapmadım evlat. Afiyet olsun. Doğan seni aramış geçen. Sen de onu aramışsın. Anlatmışsın her şeyi. Ne yapayım? Kızdım çok yalan söylemesine. Aranız nasıl? Emin değilim. Ona bağlı. Aramız nasıl? Emin değilim. Sana bağlı. Kekten yesene oğlum. Akşam yaptım bak, çok taze. Hiç iştahım yok anne. Utku da iştahsızdı işte senin gibi. Sonra böyle dal gibi kalıyorsunuz. Hiç yemeden kuvvet kazanırım be oğlum. Utku iyi yerde anne, onun iştahı yerindeydi. Ya yerdi tabii kuzum benim. Tavuk dönere bayılırdı. Artık ne buluyorduysa onda. Tavukçuydu o, evet. Kanat da çok severdi. Bahçede mangal yapardık yazın. Ne güzel mangallardı onlar. Hep aynı iş yerinde çalışıyordunuz. Bütün gün beraberdiniz. İki yüzünüzü göreyim derdim. Bu sefer de tavla atardınız durmadan. Doyamadınız birbirinize. Oğlum. Yavrum ağlama sen. Kurban olurum ben sana. Yiğit adamsın sen, ağlama. Ben senin yerine ağlarım oğlum. Bazı şeyleri konuşmak o kadar zor ki. Ben Utku öldüğünden beri bitik durumdayım anne. Kafam, ruhum paramparça. Ben de, ben de. Ben sana bir şey itiraf edeceğim. Söyle Doğan'ım. Utku benim yüzümden öldü. Yok yok, sen kendini suçlama yavrum. Ben de kendimi çok suçladım. Oğlumu polis yapmayaydım dedim öyle. Biz zanlıyı takip ediyorduk. Adamı yakaladık anne. Kelepçeledik. Savcıya doğru götürüyoruz ifadesini alsın diye. Adam arabada bizi tehdit etti. İkinizi de öldüreceğim dedi. Biz ciddiye almıyoruz tabii. Biz de o gün Utku'yla buluşacaktık. Aradan birkaç gün geçti. Adam meğersem tutuksuz yargılanmak üzerine serbest bırakılmış. Biz de o gün Utku'yla buluşacaktık. Yolda gördüm onu. Aramızda bir 50 metre falan var. Geldi, aramızda bir araba durdu. Bu adam indi içinden. Ben silahımı çektim. Adam da silahını çekti, Utku'ya doğru doğrulttu. Ben aslında o an silahımı adama doğrultmuştum. Adamı vurup onu kurtaracağımı düşündü. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Adam Utku'ya iki el ateş etti. Adamın arkasından da ateş etmedim.
Adam arabasına bindi, yürüdü gitti. Sonra karşılık kaldırıma geçtim. Utku'nun yanına eğildim, ellerini tuttum. Hiçbir şey söyleyemedim. O bana silah arkadaşım derdi. Ama ölürken her şey yalanmış der gibi bakıyordu yüzüme. Tükürdü suratıma, cenazeme gelme dedi. Senin oğlum benim yüzümden öldü. İstersen bundan sonra bana artık oğlum deme. Git buradan. Git buradan. Git. Bir daha sakın bu eve gelme. Defol. 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 Doğan senin tekinsiz biri olduğunu düşünüyor. Sen? Biraz deli oldum. Biraz delilik iyidir. Fazlası kötü tabii. Tabii. Alo. Yok duyamıyorum ya, gürültü var burada. Ne? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Gidiyor musun? Mecbur. Bak gitme, istifa et. Hastanede seni güvenlik müdürü yapıyor. Canım çok sağ ol. Ama gerçekten gitmem gerekiyor. Gitme. Gitme. Sen de git ya. Barıştık mı? Aferin oğlum, doğru yoldasın. Aferin. Alo. Alo Doğan, neredesin? Mert aramış seni, ulaşamamış sana. Konuştum. Ha. Nasıl hissediyorsun? Biraz daha iyiyim herhalde. İyi. Bak savcı arama emrini gönderdi, ben mekana doğru gidiyorum şimdi. Ben gelmeden girmeyeceksin. Neredeymiş mekan? Beykoz, Akbaba köyü. Tamam oldu, geliyorum ben hemen. Rıza'nın GBT'si. Zorla çekseni tahsil etme, adam kaçırma, adam yaralama. Bu herifin ne yapacağı belli olmaz, yanımdan ayrılma. Anlaşıldı amirim. İzniniz var, arama yapacağız. Her yeri ince ince arayın, hiçbir şey gözünüzden kaçmayacak. Rıza Armacıoğlu. Ne oluyor lan burada? Niye girdiniz eve? Sen misin Rıza? He. Geç bakayım sen şöyle. Geç. Geç. Silahın varsa çıkar. Silah milah yok. Ne diyorsun birader sen? Birader değil, başkomiserim diyeceksin. Bu ne lan? Ne bağırıyorsun lan? Az mı mücadele ettim sizin gibilerle? Hanginiz rüşveti az buldu? Ne arıyorsunuz siz burada? Emre birinci. Sen mi öldürdün lan? Sen kimsin lan? Beni böyle karılarla muhatap etmeyin. Lan düzgün konuş. Komiserim, sen biraz dışarıda bekler misin? Bana bak. Emre birinciyi tanıyor musun? Tanırım. Borç aldı benden. Tehdit etmişsin adamı, doğru mu?
Tehdit mehdit yok. Borcumu istedim. Senin yaptığına tefecilik deniyor. Sen ne diyorsun ya? Ne konuşuyorsun? Aramızda bir mesele bu. Emre Birinci öldü. Mekanında arama yapacağız. Sen de bizimle kısma gelip ifade vereceksin. Bu ne lan? Her ölenden ben mi sorumluyum? Bağırma senin belanı. Komiserim, bir bakar mısınız? Komiserim, kayıp şahsın cüzdanını bulduk. Şuradaki aralığa düşmüş. Emre Birinci'nin cüzdanı. Aşağıda işkencehanede bulduk. Ne diyorsun lan sen? Hadi hadi mahkemede anlatırsın artık. Siz koydunuz lan. Sen koydun lan. Yer miyim lan ben bunları? He? Topunuzu gebertirim valla. Üzerime iş mi yıkmaya çalışıyorsunuz lan siz? Ben olay yeri incelemeye söyleyeyim, köpekleri getirsinler. Her yer didik didik aranacak. Kaç para borcu vardı öldüreyim lan adamı? Hepinizi geberteceğim lan. Hepinizle uğraşacağım. Bittiniz oğlum siz. Bırak. Görürsün sen. Hepinizi bitireceğim. Ha? Seni de... Hepinizi bitireceğim lan. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Murat Bey kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlayamayacağından ona hep beraber bir kaset dolduracağız. Hı? Başlayalım mı? Hı?
1'den 10'a kadar say. Güzel. Rahatlaman lazım. Rahatladın mı?